Öztaş firması 1980 yılından beri hizmet vermektedir. Biz ikinci kuşak olarak organizasyonu yönetmekteyiz. 1980 yılında Küçük Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik bir dükkanda babamız tarafından kuruldu. Şu anda toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda beyaz eşya, otomotiv, zirai aletler, yan sanayi, trailer yan sanayi, savunma sanayi yan sanayi, ısı grubu ve soğutma grubu ayrı ayrı beyaz eşya dalında yan sanayi hizmetler vermektedir. Tekno 2000 ile 2004 yılından beri çalışmaktayız. İlk LVD lazer kesim makinalarını alarak başladık. LVD ve Tekno 2000 ile olan ilişkimiz 2019 yılında Toolcell ve Easyform makinalarını alıncaya kadarki seride toplam Tekno 2000 ile 7 makina ticareti gerçekleştirerek ilişkilerimize devam etmekteyiz. Bu 16 yıllık dönem içerisinde Tekno 2000'den LVD marka 4 tane lazer kesim tezgahı, 3 tane apkant büküm tezgahı, 1 tane yüzey işleme tezgahı, 1 tane de talaşlı imalat parlatma tezgahı olmak üzere 8 ya da 9 tane makine aldık. Toolcell ve Easyform CNC apkant büküm makinesi. Orijininde bu şekilde tarif edebiliriz. Toolcell makinesi kalıplarını otomatik değiştiren bir makine. Easyform makinesi de zaten Toolcell'in de içinde olan, aynı zamanda da açı ve ölçülerde yüksek hassasiyet gerektiren bir makine grubu apkant makinalarında. Majörde çıkış sebebi aslında 3 ya da 4 tane ana dala dayanıyor. Bunlardan bir tanesi setup sürelerinin hızlandırılmasıydı. Bununla ilgili işletmemizde yaptığımız Easyform öncesi yaptığımız analizlerde setup sürelerinin ürünün bükümünden ziyade setup sürelerinin daha uzun olduğu, startup sürelerinin yani birinci parça onayının da çok uzun bir süre aldığını tespitlerimizi yaptık. Toplam 9 tane CNC makina ile çalışıyorduk. Esas çıkış unsuru bu setup sürelerini ve startup sürelerini hızlandırmaktı. Sonra o süre hızlandırmanın yanında yine startup'ta daha az hurda vereceğimize kanaat ederek ikinci şeyimizi yaptık. Üçüncüsü hassasiyetin devamı noktasındaki konuydu. Yani birinci, ikinci, üçüncü parçada yaşadığımız hassasiyeti devam ettiğiniz imalat sürecinde aynı hassasiyetleri devam etmesiydi. Dördüncüsü de bu parçaları 2 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra veya 3 hafta sonra, 3 ay sonra tekrar elinizde aldığınızda aynı açılımla aynı ürünleri bir önceki startup'ta bıraktığınız yerden devam etmenizdi. Bir dört ana unsur bizim Easyform ve Toolcell makinalarını alma öncesindeki majör tespitlerimizdi. Sonra ne gerçekleşti? Sonra bunların makine gelmesinden sonra tespitlerimize devam ettik. Bu önümüze koyduğumuz 4 unsurun gerçekten hatırı sayılır bir şekilde, verilere yansıyacak şekilde ve tespit ettiğimiz unsurları iyileştiğinin gerçekleştiğini gördük. Şimdi 16 yıl önce hikayemiz bir lazer kesim tezgahının alınmasıyla başladı. Ve arkasından dediğim gibi 8 tane satın alma süreci devam etti. Burada konu ikiye ayrılıyor. Satış ve satış sonrası hizmetlere verdikleri değerler. Hem satışta gösterdikleri alakayı, daha sonrası üretime geçen makinalarda satış sonrası hizmetler için de aynı hassasiyetleri gösterdiler. Ama telefonla cevap verme, ama makineyi yatırmadan hızlı servis anlayışı, servislerin düzenli oluşu, işletme içi kurallara uyuşu noktasında servis aldığımız hizmet sağlayıcılar içerisinde en iyisi diyebilirim. 16 yıldır ilişkimizin devam etmesindeki ana unsurlardan bir tanesi de servis. İkincisi de satış müdüründen patronuna kadar bilgileri, konuya hakim olmaları, sizin de istediğinizi biliyor olmaları ve size uygun makine önermek için ellerinden gelen bütün
samimiyeti gösteriyor olmaları. Bunlar iki tane önemli unsur. Satış sonrası hizmette en önemli iki tane konu vardır. Bunlardan bir tanesi fiyatsal organizasyonun en uygun seviyelerde olmasıdır. Çünkü genelde firmaları bir süre servis garantisi bittikten sonra firmaları genelde insanlar terk ederler. Ama biz 16 yıldır aynı hizmet sağlayıcıdan, içinden kim ayrılırsa ayrılsın, kim firma kurarsa kursun, aynı hizmet sağlayıcıdan hizmet almaya devam ediyoruz. Çünkü bir hizmet sağlayıcı bakış açısıyla konuya devam ediyorlar. Bu onların en büyük artıları diyebilirim.